Merhabalar sevgili hocam. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun, iyiyim. Siz İyiyim nasılsınız? canım hocam. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun. Harika gidiyor zaman. Siz başka bir dekorun önündesiniz bugün. Ne gibi? Çiçeği göremiyorum arkadaki. Çiçek bu sefer önümde, Ah, solumda. aynı dekor değişince ne kadar alışkanlık aramıza bağlıyız Onu görüyor musunuz? hiç yanımdan ayırmıyorum. Dışarı koyayım dedim. Hani biraz büyüdü, irileşti. Dışarıda soğuğa dayanamadı. Sarardı, soldu. Yanıma aldım İyi değil mi? şimdi. Yaşıyor yani. Yaşıyor, yaşıyor. Canım hocam teşekkür ediyoruz. Evet bugün Çanakkale'si. Oy 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 oy. Bugün günlerden Çanakkale. Nasıl unuttum? Gerçekten şehitlerimize rahmet olsun, rahmet diliyorum. Evet Can hocam, bugün konu başlığımız en sevdiğim benim. Tavşan deliğinde yolculuk. Ben sözü size bırakıyorum. Buyurun hocam. Evet, hem tavşan deliğine hem deliğinde yolculuk. Yani önce tavşan deliğine düşüyor Alice, biliyorsunuz. Çok Alice seviyorum. Hocam Harikalar onu ben Dünyası. hala bulduğum yerde okurum. Bulduğum yerde Evet. seyrederim çizgi filmini falan. Hiç kaçırmam. Bir de Küçük Prens. İkisi de acayip mesajlar içeriyor, değil Aa, mi? Bir Küçük aynen. Prens ve Şimdi Alice Harikalar Diyarında. Küçük Evet hocam. Prens, tabii o da bir başyapıt. Şimdi bu ergenleşme dediğimiz süreci en iyi anlatan şeylerden bir tanesi, kişinin çocukluktan çıkıp ergen birisi olmasını anlatan bir şey. Ama her yaşta, o belli bir yaşta insanlar otomatik olarak ergen olamıyor maalesef. Hatta 5, 10, 20, 30, 40, 50 enkarnasyon boyunca hala çocuk kalmış insanlar olabiliyor. Ergenleşme çok ayrı bir şey. Ama tavşan deliğine yolculuk başlığını ben ergenleşmenin nasıl mümkün olduğunu anlatmak için kullandım, o metaforu. Yani ne olursak ergenlik, çocukluktan ergenliğe ve oradan olgunluğa doğru bir geçiş yapabiliriz. Burada biliyorsunuz bir gerçek dünya var. Bir de Alice ablasıyla gezintiye çıktığında bir ağaç, büyük bir ağaç kovuğuna bakarken birden bir oraya düşüyor. Sonsuz bir boşluk, aşağı doğru düşüyor, düşüyor, karanlık falan. Onu bir nevi kuantum boşluğu gibi düşünebilirsiniz. Ondan sonra o kadar uzun bir düşüş ki bu, sanki hiçbir yere inmeyecekmiş gibi hissettiği bir nokta bu. Ve ondan sonra orada çeşitli varlıklarla karşılaşıyor. Daha çok tavşan adı üstüne. Beyaz tavşan aslında evliliği temsil eden bir şey. Yani bir kadın için erkeği temsil eden bir şey. Neden? Çünkü Alice belli bir yaştan sonra ne yapacak? Toplumun kendisine çizdiği bir yol haritası var. Yani evlenecek, çoluk çocuk sahibi olacak. O zamana kadar da Alice böyle iyi huylu, ondan sonra hanımefendi, kimseyi kırmayan, üzmeyen, hani biz olgunlaşmadan önce toplum için onlar bizi sevsin, onlar bizi onaylasın. Ama ne kadar iyi insan, ama ne kadar cici bir çocuk, ama ne beyefendi insan desinler diye yaşarız ya. Ve onun için sırf da bu yüzden var ya, sırf bu yüzden Destina şarkısında olduğu gibi, işte sırf da bu yüzden olgunlaşamayız. Herkes için yaşadığında kendin olamazsın. Yani kendin olmak olgunlaşmakla eş değer bir şey. Sonra o tavşan değil, yani bir tavşanla karşılaştığında, beyaz tavşan, daha başka bir sürü, bir de bir görünüp kaybolan, koca gözleri olan başka bir tavşan vardır. Böyle birdenbire buharlaşır falan filan. En son orada birisi şey der, der ki, siz delisiniz der, Alice. Tabii ki der, hepimiz deliyiz. İyi de ben değilim der Alice. Deli olmasaydım buraya gelmezdin der. Şimdi bu delilik meselesi bende
ilginç bir çağrışım yaptım. Bizim bir komşumuz vardı şeyde otururken İzmir'de, hiç unutmuyorum, Narlıdere'de, böyle tepede daha yakın bir yerde oturuyorduk. Arkamızda yeni siteler yapılıyordu. Şimdi baktım her yer site dolmuş. Üst katımızda bir çocuk vardı, akıl sağlığı yerinde değil. Balkona çıkardı, oradan herkese bağırıp çağırırdı. Ben birkaç kere arabadan inip de apartman girişine doğru yürürken bana bağırırdı, küfürler ederdi. Hey sen falan filan. Ben de hiç kafamı kaldırıp ona bakmazdım bile. Çünkü herkes bunu yapıyor. Yani olayı kişiselleştirmezdim. Bak çok önemli. Çünkü derdim ki o bir deli. O bir deli. Bana söylemiyor. Yani pardon. Bana doğru söylüyor ama kastettiği ben değilim. O kafasının içinde birileriyle kavga ediyor. Biz onun için ona deli diyoruz. Şimdi NLP dersi alırken Richard Bandler vardır, NLP'nin kurucusu. İnsanın böyle bir şeyden bahseder bir adamda. Bir müdür, müfettiş midir, bir şeydir. Normal hayatta bile böyle müfettiş gibi dolaşan bir tip olduğundan söz ederken, emekli olduktan sonra bile hala müfettiş gibi dolaşıyor falan mesela. Der ki bu bir tür deliliktir der yani. Ne yapıyor? O rolünü o kadar çok benimsiyor ki adam emekli olmuş. Hani vardır ya albay mesela kalkar bütün neredeyse apartmanı içtimaya çeker falan. Onu çünkü o artık emekli olmuştur ama o albaylık kimliği onun üstüne sinmiştir. Richard Bandler demiş ki ben çok hoşuma gitmişti bu. Bir tür deliliktir demişti bu durum. Şimdi aslında tavşan deliğine yolculuk delilikten deli olduğumuzu fark edip akıllanmakla ilgili bir metaforu da anlatan bir şeydir. Çünkü sen eğer kendini sadece bir kimlikle, bir kişilikle, kadınsan sadece kadınlıkla, doktorsan sadece doktorlukla, sahip olduğun mevkiyle falan sınırladığında, ifade ettiğinde ve başka bir şey olmadığını zannettiğinde o zaman bir nevi deli oluyorsun. Ama deliliğin bir başka şeyi var, o daha tuhaf. Somut, çıplak gözle gördüğümüz dünyayı tek gerçek dünya zannetmek de bir tür deliliktir aslında. Yani kuantum fiziği bizi bu delilikten kurtaracak olan en önemli hediyedir. Kuantum fiziği. Neyi gösteriyor? Aslında katı madde diye bir şey olmadığını bize gösteriyor. O bir uyanma aslında. Ve Alice açısından baktığımızda da sen bir genç kızsın, sen bir çocuksun olabilirsin, genç kız ya da yaşlı olabilirsin. O sadece bir görünüşten ibarettir. Gerçek nedir? Sen ruhsal bir varlıksın. Çünkü öldüğünde, bedenini bıraktığında yani hala var olmaya devam eden bir bilinç parçan var, değil mi? Ancak o zaman uyanıyorsun. Şimdi vardır biliyorsun biz aslında şeyiz, rüyadayız. Ölünce uyanırız rüyadan deniyor ya. Bu da çok güzel bir sözdür. Bir zen rahibinin sözüdür bu. Aslında doğrusu şu. Mühim olan dünyadayken uyanmak. Yani katı maddeyi, dünyayı, real dünyayı, tek somut dünya olarak görmek, onun dışında başka bir şey olmadığını varsaymak, iddia etmek, ona göre yaşamak da bir tür deliliktir. Ve sen birileriyle kavga edersin, çatışırsın kocanla, karınla, amirinle, memurunla, dersen ki çocuğumla anlaşamıyorum falan. Bakın bir örnek vereyim size, delilik nasıl bir şeymiş. Görün diye yani. Görsün bizi izleyen arkadaşlar. Şimdi bazı danışanların bana çocuklarından bahsederler ve onları şey yaparlar işte. Bazı kusurlarını söylerler işte. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Ne yapacağız çocuğu bilemiyorum falan diye. Çocuğun yani çocuklarından bir tanesi babasıyla bir olup annesi aleyhine yalancı şahit yapıyor falan. Yani kadını yapmadığı bir şeyi yapmış gibi. Hatta kadına saldırıyor falan bir durum var.
Örnek veriyorum. Sonunda ne bulduk biliyor musunuz? Şimdi kendisinden bağımsız olarak o çocuğun öyle davrandığını, yani kendisinin bu konuda hiçbir dahli, hiçbir etkisi olmadığını varsayıyor. İşte delilik bu. Sonra bulduk ki o erkeklerden nefret ediyor aslında. Ve erkeklerle ilgili bir fikri var. Çocuğu aynen o fikri doğrultusunda ona davranıyor ama onun bundan haberi yok. İşte bu delilik. Ay canına. İşte delilik. Bunu bulduğumuzda dedi ki evet, çünkü küçükken işte erkekler tarafından atıyorum kötü muamele görmüş. Ne oluyor? Bizim delilikle ilgili bölgemiz, alt beynimiz, ilkel bölgemiz bir erkeğin yaptığını bütün erkeklere yayıyor. Eski tabirle teşmil ediyor derler ya, teşmil. Çok kullanmıyorum. Kimse bir şey anlamamaya başladı. Bir süre sonra belki ben bundan 100 sene sonra ben yine böyle konuşacağım diyecekler ki ne diyor bu adam ya falan. Tabii o zaman 170 yaşında olduğumu kimseye söylemeyeceğim. Ondan sonra ve tabii ki bu duygusunu ona itiraf ettirdiğimde müthiş ağlamaya başladı mesela. Ne yapıyor? O bizim üst kattaki deli çocuk gibi bana bağırıyor ama kafasındaki bir şeye de derdi var onun. Onunla konuşuyor, benle konuşmuyor. Burada iki şey çok önemli işte. Müthiş. Kişiselleştirmek de bir tür delilik işte. Kişiselleştirmek. Yahu konunun seninle alakası yok ki. Ben ona deseydim ki ya ne bağırıyorsun bana, ben sana ne yaptım falan, in aşağıya falan desem ikinci deli de ben olacağım. Şimdi o çocuğun davranışı çok belli. Yani deli olduğu çok, çok belli. Değil mi? Ama peki bizde sorun yaşayan kişilerin davranışını ya da bizi yargılayan kişilerin, bizi eleştiren kişilerin bu davranışlarını kişiselleştirdiğimiz zaman biz de delilik yapmış oluyoruz. İşte o da bir delilik. Annen sen doğmuşsun. Annen hay Allah erkek doğdun, o kız bekliyor. Onun seninle alakası yok ki. Ama ne yapıyor birey, varlık? Onu kendisiyle ilgili olduğunu zannediyor. Seninle ilgisi yok. Bunu kişiselleştirdim. Amerikan filmlerinde şey vardır ya, adam birini öldürecek. Der ki bunun seninle alakası yok, kişisel algılama. Bam falan. Bu da tabii işin karikatür kısmı ama yani bunun insanların bize davranışının kişisel algılamamak lazım. Ama kişisel algıladığın için atıyorum örnek vereyim. Bir kadınsın ve bilinçaltının tavşan deliğine yolculuğuna girince o deliğe düşünce bir bakıyorsun orada bir fahişe görüyorsun. Diyorsun ki bunun burada ne işi var ya? Diyor ki o fahişe ben senim aslında. Aa nasıl olur diyorsun ya. Ben çok namuslu bir insanım. Hayatımda kocamdan başka kimse değil, tutmadım falan. Diyor ki bırak bu işleri diyor ya. Biz senin ne olduğunu biliyoruz diyor. Sen, ben diyor senin diyor işte diyor. Beni reddetmeye devam et diyor mesela. Neden? Çünkü bir şekilde çocukken imalar yoluyla, benzetmeler yoluyla çocuğun aklına şöyle şöyle yaparsa ya da böyle olduğu için onun fahişe olacağı fikri empoze edilmiş. Ve çocuk şöyle düşünüyor. Aa, ben galiba fahişe. Ne yaptı? Ama onu gömdü. Çünkü çok mantıksız bu. Çok saçma. Yani Alice harikalar dünyası değil aslında. Ali saçmalıklar dünyası. Çok saçma. Onu gömdün. Ne oluyor? Kardeşim durup dururken birisi sana içinden öyle zannettiğin için fahişe diye veriyor. Ağlıyorsun, tepiniyorsun, ne yapıyorsa onu hem kişiselleştiriyorsun hem de o deliğe yolculuk yapmadığın için, yani olgunlaşmadığın Müthiş. için.
Yani kendi bilinçaltına bakıp da inceleyip bak benim bilinçaltımda işte atıyorum bir fahişe var, bir hırsız, bir uğursuz var. Aynı zamanda bir kral var, bir kraliçe var. Onların hepsi orada duruyor. Bir şaşkın var, bir akılsız var, bir ilim insanı var, bir deha var, değil mi? Yani kabaca ikiye ayrılmış durumda. Bir kötü karakterlerin bulunduğu bir bölüm var o tavşan deliğinde. O zanların bulunduğu, ya onlar zan. Bir de en altta senin gerçek şeyin var. Gerçek varlığının bulunduğu yer. İşte orası kralın, kraliçenin, dehanın, bilim insanının, kahramanın, büyücünün, tanrıçanın, tanrının olduğu yer. Ne zaman onlarla yüzleşirsin, dersin ki bu değilim, ben bu değilim, ben bu değilim. Bana şuradan gelmiş, bana buradan gelmiş. Onları böyle ayıklarsın. Onlar böyle puf, puf, puf. Filmde olduğu gibi Alice'in şeyinde, o delikte bir kedi var. Orada burada ortaya çıkıyor, sonra puf diye kayboluyor falan. Sonra burada ortaya çıkıyor. Sonra o karakterler bir bir sana ait olmayan ama bilinç altında var olan karakterler. Bir bir ne olur? Oradan yok olur. Sahne boşalır ve sen işte kendi içindeki gerçek varlığınla karşılaşırsın. Kadınsan kraliçe, tanrıça, dişi, Afrodit, bilim kadını, şaman kadın, anne, sevgili, onların hepsinin tek tek onların hepsinin parçalarının kadınsan eğer sende olduğunu görürsün. Eğer erkeksen kralı görürsün orada. Büyücüyü görürsün. Şamanı görürsün. Bilim insanını görürsün. Kahramanı görürsün. Ev erkeğini görürsün. Babayı görürsün. Genç adamı görürsün. Aşığı görürsün. Hepsi sende mevcuttur bunlar. Bunlar arşetiplerdir. Ama onların hepsi sende mevcut. O zaman dersin ki ha şimdi ben delilikten kurtuldum. Yani hem kendimde olmadığım şeyleri var zannetmekten hem de başka insanlarda onların olmadığı şeyleri onlara atfetmekten kurtuldum dersin. İşte ancak o zaman deliyken akıllı, çocukken olgun bir hale gelirsin. Bu yolculuğu yapmak için o boşluk var ya, düşüş anı, o çok önemli. O düşüş anından insanlar çok korktuğu için hiçliğe düşmek, tutunduğun bütün dalların elinden kopuvermesi, doğru bildiğin şeylerin aslında öyle olmayabileceği ihtimali, bana sonra dost bildiklerinin aslında olmadığı, yolunu kaybettiğin, elinde hiçbir şeyin kalmadığı bir an, o düşüş anıdır. En güzel an odur işte. Ama o bir kere olmaz. Bir kere olmamalı. Çok kere olmalı. Yani her sene olması gerekmez ama insan hayatında hayatı bir 70-80 yıl gibi düşünürsek en az 3 kere olmalı en az. Düşüş. Yani boşluk daha önce bilinenlerin tamamen silinmesi çünkü yenileniyor. Sonra yeni çünkü insanda hemen deliliğe bir eğilim vardır. Gerçek sanma her şeyi. Kişiliğiyle bir şeye tutunma. İşte öğretmendir, hocadır, kadındır, memurdur, generaldir, müfettiştir, müdürdür falan. Yani ona ünlü bir kişidir mesela. Çok zengindir. Onlara tutunma şeyi var. Biz tutunduğumuz her şeyden olağanüstü daha büyük bir şeyiz. Yani biz ne zannediyorsak ondan bir tık üstteyiz aslında. Yani en büyük şeyi düşün kendinde. Bir tane güldür güldür şovda bir sahne var. Şeytan geliyor ki ruhunu bana sat diyor. Sana istediğini vereyim diyor. Gerçekten mi diyor? Çocuk çok heyecanlanıyor falan. Peki diyor söyleyeceğim. Bilmiyorum söyleyeyim mi acaba falan diyor. Söyle ya diyor. Bir artı bir ev istiyorum diyor. İki artı bir ev mi alıyor?
Hayır, şeytan diyor ki ya kardeşim diyor ya ben sana evren diyorum, sonsuzluk diyorum diyor ya. Hayal bile edemiyoruz, değil mi? Hayal Yani dediğimiz bile sınırlı daraltmış, ya. hani İnanamıyorum. daralttın onu, sınırlandır. Onun için sürekli bir parçalama, dağılma dönemi, sonra tekrar şekillendir. Seni sürekli sonsuzluğuna doğru büyütüyor hayat. Öyle bırakmaz, öyle koymaz seni. Dolayısıyla kaos dönemleri bu iş için en uygun dönemdir. Mesela içinde bulunduğumuz dönem. İleride daha büyük kaoslara gideceğiz. Her kaosta, her belirsizlikte oturup şükretmen, dua etmen lazım bir yandan. Kaos Bakalım büyüteceğiz. bunu da tabii Evet. belirsizlik, düşüş, boşluğa, aynı o Alice'in düşmesi diyor ki yani o kadar uzun sürdü ki bu düşme diyor romanda. Bir an yere varamayacakmış, bir zemin olmayacakmış zannetti diyor. Hani derler ya ayağımdan zemin kaydı falan deriz böyle. İşini kaybedersin, işte ne bileyim eşin aldatır, hasta olur, yakınların vefat eder, paranı kaybedersin, iflas edersin, birlikte çalıştığın kişiler seni dolandırır. Dün öyle bir arkadaşla tanıştık, Arzu'nun eski arkadaşı. Anlatıyor ayet ki hocam diyor biz bir zamanlar diyor öyle bir şey gidiyor yani acayip işler yapıyor diyor abimle diyor çok para kazıyor işte orada 3 tane restoranımız vardı burada şunlar var falan sonra dedim battık dedim bir de erkekler kısa ve öz konuşur ya yani dedim ya bizi de çalıştırdığımız kişiler dedi bizi dedi dolandırdı dedi yani nasıl olmuş ne zaman olmuş değil mi o ne zaman olmuş yani. Şimdi bu bilinçaltına yolculuk, o boşluk, sorgulama, bundan sonra kişiselleştirmekten kurtulma çalışması gerçekten bir çalışmadır. İş budur. Yani bu iştir. Ne iş yapıyorum? İşe gidip geliyorum. O bir iş değil. Bir iş değil. İşe gidip gelmek. Bir de mecbur zannediyorsan kendini Allah kahretsin. Çalışmak zorundayım diyorsan bir kölesin sen. Böyle bir şey yok. Asıl iş bu ve bunu başardığında ancak kölelikten kurtuluyorsun. Köle olmaktan kurtuluyorsun. Deli olmaktan kurtuluyorsun. İnsan oluyorsun gerçekte. Yani kendi sonsuzluğunu fark eden insan. Mesela şey vardır. Sokrat'ın bir lafı var ya, tek şey biliyorum, hiçbir şey bilmediğim. O durum mesela bütün bilgilere açık olmanın bir halidir. Hiçbir şeye sahip değilim ama her şeyi kullanabilirim. Bu da güzel. Yani hiçbir Çok şeyin güzel. sahibi değilim. Çok Ama her güzel. şeyi kullanabilirim. İstediğim her şeyi kullanabilirim. Çünkü ben onu bir nevi neyim? Hani kiracısı mı derler? Kullanıcısı Kullanıcı. diyelim ona. Evet. Kullanıcı. Kullanıcı. Yani köyde mesela bizim köyde şeydi ben küçükken daha sonra da öyleydi bir şey sahipleri tarla sahipleri icara verir icar denir ona kiralar birisine der ki ya buraya ek bit şu işte %50 seni 50'si benim der. Şimdi yaratıcı bize ne diyor? Diyor ki bak yaşa ye iç anladın? Sana bir beden vereceğim, mal mülk edin, tamam, okey. Sana bir akıl vereceğim, kullan. Ama hani ben verdim bunu sana, unutma. Yani doğru kullanmazsan diyor, alırım onu elinden diyor. Çünkü ben doğru kullanan bir başkasına veririm. Ve icarcılarda da aynı şey var. Verdin adama, elle elle anlaştı, ekmiyor, biçmiyor. Benim öyle bir tanıdığım var. Çok komik hikayesi de. O kadar soğukkanlıkla tatlı anlatıyordu ki onun için güldüm. Ya hocam dedi şurada dedi ben dedi Manisa taraflarında dedi. Git arsa aldım dedi tarla aldım dedi. Ben tabii uğraşamam dedi yani. Verdim birine. Demiş ki bak burada ek şey yap. Kullan burayı. Ama demiş mesela şu bitkilerde derlediğin zaman, hasat ettiğin zaman bir kısmını bana ver. Adam hiçbir şey vermemiş buna. Ne yapması lazım?
buradan demesi lazım. Onu da dememiş. Bir iki üç yıl sabretmiş. E ne oldu? Tanrı diyor ki kullanmıyor musun diyor. Hani kendin için ve başkalarına. Kendin ve başkalarının yararına kullanmıyor musun? O zaman diyor kusura bakma yani ben bu hayatı, senin bedenini, aklını, kalbini, gönlünü, gözlerini uygun kullanacak birisine veririm diyor. Ne oldu tarla sonra? Efendim? Tarla ne oldu hocam? Gitti mi tarla? Tarla öyle kalmış, satamıyorlar. Ha. O kaderine razı bir şekilde konuşuyor işte. Yani oradaki onun bilinçaltındaki mevcut olan şey, ben hiçbir şeye sahip olmamalıyım. Buna hakkım yok. Yani çalışırım, kazanırım, satın alırım ama ben kullanamam. Sonunda ya onu birisi yer, kullanır, çalar, kaybederim falan filan. Yani insanlarda böyle bir şey de var ya, insanların çoğunda var o. Maalesef var. Ne oluyor? Bir hayat heba edilmiş oluyor. Heba etmemek lazım. Şimdi bu şeyde tekrar dönersek, düşüşten sonra tavşan evlilikti. Şimdi genellikle bir yol haritası çizilir ya gençlere. Evlilik zamanı geldi artık. Evlenirsin falan. Çocuk ne zaman? Bir çocuk yaptın. İkinci İkincisi ne ne zaman? zaman? Askere gitmen gerekiyor. Askere gider bir ev alman lazım. Ev alırsın bir de araba al. Bir yazlık alma. Aa, Evet. bir bakarsın 60 yaşına geldin. Sonra diyelim ki bir şey oldu. Hastalandın. Kanser oldu falan. Hastane yatağında yattın. Yalnız. Ameliyat oldu. Yalnız kalın. İnliyorsun falan. Onlar gelir böyle. Aa işte bak yazık falan. Allah şifa versin falan der. Sonra çeker giderler. Sen orada kala kalırsın tek başına. Hastalığınla baş başa kalırsın. Oturup düşünmen lazım. Müthiş. Baştan düşünmen lazım. İşte Alice de kendisine çizilen o yol hakkında bence düşünmeye başladığı için ya evde konuşuluyor işte kızınız büyüyecek şunla mı evlendirsek falan diyor. Sonra ben bakıyordum annesine, oradaki teyzesine. Onların belli bir hayatı var. Kafa yapıları hep aynı, standart. Hepsi iyi insanlar tırnak içinde. Neye göre iyi? Yani başkaları başkalarına göre iyi olmak kötü olmaktır aslında. Başkalarına göre iyiysen Tanrı'ya göre kötü. Tanrı'ya göre iyiysen yani senin yaratıcına göre iyi olman lazım. O zaman sonsuzsun. Ama sonsuzluktan çok korkar insanlar. Öcü görmüş gibi olurlar. Hatta sonsuzluğunu yaşayan insanları ilk fırsatta ya çarmıha gererler, ya savaşır, ya öldürürler, ya derisini yüzerler. Hiç hoşlanmazlar. Tabii bu en uç niyet. Bakın çok basit bir şey söyleyeceğim. Benim şeylerimden, danışanlarımdan bir tanesi şeye katılmıştı. Genç kalma, gençleşme ve genç kalma çalışmasını uygulamalar yapıyoruz. Ayda bir buluşuyoruz işte. Ben onları uzaktan uygulama yapıyorum. Bir tanesi zayıflamaya başladı. Başlamış. Adam 45 yaşlarından biraz fazla galiba. Zayıflıyor, zayıflıyor. Yani ama fit oluyor yani, tığ gibi. 20 yaşındaki hocam diyor, 20 yaşında kaç kiloysan aynen öyle oldu. 20 yaşına dönmüş yani fiziken. Kafaca 45 güzel. Etraftaki insanlar önce karısı demiş ya sana ne oldu hastalık? Sonra arkadaşları demiş ki ya sen ne oldu çok zayıfladın bir doktora git falan. Demiş ki ya kardeş ben böyle bir çalışma aldım. Hani bak ben 20 yaşında kaç kilo kendim çok iyi hissediyorum. Hayır buna inanmıyorlar. İlle şişman kalacaksın. Ha, şişman olacaksın yani Her gün şey başımıza gelen müthiş. efendim Her evet. gün Yani başımıza gelen aynen. evet yani insanlar alt beyinlerinde yenilikten hiç hoşlanmazlar. Yenilik iyi bir şey olsa bile hiç hoşlanmaz. Korkarlar.
Çok korkarlar ondan. Mesela bakın bu korku, bilinçaltındaki bu korkunun yansıması olan çok olay var da bir tanesi yine inceledim şimdi baktım yine. Benim çok ilgilendiğim bir konu. Herkesin hayali ne? Milli Piyango'dan en büyük camiye çıksınlar falan değil mi? E kardeşim çıkmışı var burada, olmuşu var. Bak incelesene. %90'ı ama %100'ü değil. Eskisinden daha kötü durumda noktalıyorlar hayatları. Ne yapıyorlar? Erkeklerin çoğu şöyle yapıyor. Önce kadını boşuyor. Bar, pavyon geziyor. Dost tutuyor kendine. Sonra üç yağcı arkadaşlarıyla iş kuruyor. Onlar da onu batırıyorlar. Kadınlara yediriyor. Bir tanesi bütün dünyayı dolaşıyor. Şehir şey. Dünyayı değil de Türkiye'yi dolaşıyor. Ya bu parayı şurada kullanayım, bu yatırımda işte şu öyle bir iş açayım. Şunu önce bir çıraklığını öğreneyim falan yok. Çünkü para neden hızlıca parayı itiyorlar biliyor musun? Ödleri kopuyor çünkü paradan, çok paradan. Ama bilinç altında. Yani onların tavşan deliğinde karşılaştıkları eğer düşseler de fakir, hırpani, böyle boynu bükük, üstü başı dökük biriyle karşılaşacaklar. Sorsaydı ya sen kimsin falan. Ya ben işte çok fakir para biriyim. Bütün hayatım böyle geçiyor falan. Diyecekti ki ulan bu bana çok benziyor ya. Aynı ben yani. Yok yok ben olamam. O sensin işte. Onunla Ayrıca yüzleş. sana. Onunla yüzleş. Fakir yanınla yüzleş. Azgın yanınla yüzleş. Ulan bir param olsun. Karıyı hemen boşarım abi. Tamam falan. Şu azgın yanı o içinde var onun. Onunla yüzleş. Tavşan deliğine bir düşüyorsun. Bir bakıyorsun orada böyle şey bir adam var. Yiyor içiyor. Oo, içkiler içiyor. Yanında kadınlar böyle oynatıyor falan. Kimsin sen diyor. Ulan diyor bu bana çok benziyor diyor. Hayali o çünkü adamın. Yani o. Onun için yani biliyor da vermiyor diye bir laf var ya. Allah biliyor da vermiyor diye. Aslında öyle bir şey yok. Biliyor da vermiyor yok. Sen neysen onu alıyorsun. Tanrı vermiyor. Sen onu alıyorsun. Eğer Tanrı verseydi ya da vermeseydi en büyük saygısızlığı bize yapmış olurdu ki Tanrı saygısızlık yapmaz. Sen bilinç altında talep ettiğini alıyorsun. O hiç karışmıyor sana. Neyi yaşadığına bakarak sen ha demek ki diyebilmen için bunu yapıyor. Ama nerede? İşte olgunlaşmamış şeylerde, kişiliklerde. Şimdi dünyanın genel haline bakınca hani bir laf var ya şey bir laf var yani bir tevatür var işte dünya nüfusu 500 milyona indirilecek. Pardon ne bakımdan indirilecek? İnsan nüfusu mu? Şu anda zaten 500 milyon civarında insanlar. Kalanlar ne? Onlar deli. Nereden biliyorsun? Dünyanın haline bak işte. Bir yandan aşırı fakirlik, bir yandan zenginlik. Her yerde savaş, terör, adam kayırma, üç kağıt. Ondan sonra, değil mi? O zaman dünyada demek Zaten ki 5 milyon diyor, 500 bin diyorsunuz. 500 milyon. 500 bin yani gerçek insan olan 500 sayısı, bin. ben tabii onu alıp kendimce yorumluyorum. Onlar nasıl ne düşünüyor bilemem. Ben o durumu aldım kendimce yorumluyorum. Gerçek insan sayısı belki o kadar yani. Kalanlar ya insan olmayı başaracak yani kendi potansiyelini fark edecek ki bunun için çok büyük imkanlar şimdi çıkıyor insanın karşısına. Hem kaos olarak hem de seçeneklerin artması bakımından. Bir yandan kaos, bir yandan yepyeni bilgiler akıyor. Gerçek bilgiler akacak dünyaya. Akıyor da çoğu kimse farkında değil. Yani şu tabletlerde yazılanları bir inceleseler, tabletlerde sadece onda bile neler
olup bittiğini. Şu geçmişte spiritüalizma vasıtasıyla insanlara aktarılan ruhsal bilgileri araştırsalar, şu dinler vasıtasıyla aktarılan bilgilerin özünü, esasını şöyle bir tarasalar, diyecek yani şimdi hocam bizim şu anda biz ekmeğimizin peşindeyiz. Yani biz yemeğimizin, ekmeğimizin. Bugün şeye bindim, taksiye bindim havaalanından. Taksiciyle sohbet ediyorum. O sırada bir kitap yazıyorum. Kur'an ve Kuan falan filan. Adam şikayet ediyor. İşte çok çalışıyoruz, nefes alamıyoruz falan. Sen dedim Müslüman mısın? Hayır, elhamdülillah. Kur'an okudun mu sen? Ya dedim, bizim vaktimiz mi? Vakti yokmuş. Şimdi düşünsene, Tanrı tık tık kapını çalıyor. Sana bir mesajı var. Diyorsun ki çok meşgulüm, para ekmeğimin peşindeyim. Ekmekleri veren kapını çalıyor ya. Evet. Ha, şimdi nereye koyarsın? 500 bin içine mi koyamam? Hayır. Her zaman şey derim. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyebilmek, bu da çok insani, insan olmanın koşullarından bir tanesi. Şimdi insana insan, insanımsı ya da insanımsı demek de gerçeği söylemek lazım. Sınıflandırmak lazım. Bu şu demektir, onu aşağılayacağım, o bir daha asla adam olmaz. Öyle değil. Potansiyel var, imkanlar sunuluyor. Böyle heyecanla, merakla, ilgiyle ve sevgiyle beklersin. Ve sürekli kendini de zorlarsın, kontrol edersin. Yani gerçekten insan mı? Şu yanım insan mı? Ne bileyim, anlayışta, empatide, vericilikte, yaratıcılıkta insan mıyım? Kalbim tüm insanlara şefkat duyuyor mu? Aynı zamanda adaletli mi falan filan gibi. Sürekli kendini sınarsın. Yani bir bıçağı böyle keskinleştirmek için sürekli arada bir bileysin ya, bilersin. Aynı onun gibi. Ben oldum bittim diye yan gelip yatınca bir süre sonra bakımsız bahçeye dönüyorsun. Sürekli bakım yapman lazım. Sürekli. Onun için Hazreti Muhammed'in bir lafı var. Diyor ki ben günde 1.000 kere kendime hesaba çekerim diyor. Yani tövbe ederim diyor ama orada hesaba çekerim demek için. Yani 1.000 kere düşünürüm. O davranışımı ondan yaptım. Böyle mi hissettim? Şöyle mi oldu? Yani nefsine karşı çok dikkatli ve uyanık olman lazım. Sürekli bir cambazın şeyi gibi olman lazım. Ne zaman düşüyorsun? İşte hiç fark etmeden kibirli oldun. Hiç fark etmeden içindeki fakir canlanırsa, hiç fark etmeden içindeki eğlenceye, ondan sonra şeye, şehvete düşkün taraf, içindeki cahil taraf uyanırsa diye. Ama içindeki krala, kraliçeye, ondan sonra şeye, bilim insanına, şamana ulaştığın zaman onu da sürekli keskinleştirmen lazım gerçi. Onu kullanmaya başladığında o zaman dersin ki ya şükürler olsun yaratım. Meğerse ben neymişim yani? Beni nasıl yaratmışım? Bu sefer bu şükür duygusu bir şey yapmaya itiyor başka insanlara. Ona da şunu vereyim, buna bunu yapayım. Buna bunu söyleyeyim. Onu o gölgeden çıkartayım. Bunu çamurdan kurtarayım. Elinde olmuyor. Duramazsın yani. Şefkat, o zaman gerçek şefkat oluşuyor. Ve onlar için bir şey yapmak istersin. Ama egolarına okşayacak şeyler değil. Ben hep söylüyorum. Çoğunlukla ben sertim çalışanlarım. Bir gün kızım yanımdayken şey yaptım, çalışma yaptım. Dedi ki baba niye bu kadar sertsin? Dedim ki ben ne gerekiyorsa onu yapıyorum falan dedim. Sonra bir yerde okudum, diyor ki işini iyi yapanlar sert olurlar diyor. Çünkü yalakalık yapmaya şeyleri yok. Bir tane şeyci Ali var, ne derler, çiğ köfteci Ali. Milleti nasıl fırça atıyor anlatamam sana. Aşağı, pardon, azarlıyor, dur diyor, bekle diyor falan. Sarıyor böyle asık surat falan. Ama millet sıralı.
Hocam, Çiğ köfteci değil. Tire'de bir köfteci var, biliyorsunuz değil mi? Onu duydunuz mu? Tire'de. Bilmiyorum. Adam Tire'de. sadece öğleyin çıkarıyor. Yani ne kahvaltıda ne Aynen. akşam bir şey yok. Aynen. Öğleyin çıkarıyor. Ve adam tipini beğenmezse şöyle bakıyor. Yok diyor. Yani orada herkes yiyor. Senin tipini beğenmedim. Yok diyor. Ve Evet, iletiyor evet. hocam. Ama çok enteresan bir adam. Eti böyle şey sinirlerini falan ayıklatıyormuş, şey yapıyormuş. 2 saat orada. Yani... Adam öyle bir köfte yapıyormuş ki İzmir, Manisa herkes orada. Evet. Tamam mı? Evet. Adam Evet. kesinlikle saat işte 12'de mi? 12 ile 1 arasında kapatıyormuş dükkanı, evine yemeğe gidiyormuş. Tabii. İşi bitirdi çünkü. Hayır, Biz hayır. ki geçen Hayır. gün 12 ile 1 arasında tam milletin öğle yemeği sırasında adam evine yemeğe gidiyormuş. Benim de yemek vaktim diye. Saat 1'de açıyormuş. Yani Allah oraya gideceksen 1'de gideceksin. Bekleyeceksin onu orada kapıda. Hocam yani çok enteresan. O kadar şimdi geçen gün sinirli ve ters bir adam ki. Çok evet yani. şimdi Evet ve geçen kuyruk. gün Arzu'yla şeye gittik Alaçatı'da bir restorana balık ilk defa gidiyoruz. Allah'ım ben restoran boş ama oradan bir kuşkulanmamız lazım. Öyle bizi karşılıyorlar ki aman şöyledir böyledir falan filan. Buyurun ne istersiniz surat sürekli gülümsüyor. Ya dedim bu işin içinde bir şeylik var Boş, ama bir tuhaflık. evet, Neyse. boş yani, Yedik evet. içtik. Bir fiyat bir kazık. Yediklerimiz de çok sıradan. Adamın niye öyle iyi davrandığı anlaşılıyor çünkü. Onu telafi etmeye çalışıyor. Ay hocam, anladım. Biliyorsun Baba Vanga gelenlere çok sert davranırmış. Evet. Acayip sert davranırmış. Bir de hak edenleri biliyor, görüyor ya içini. İşte başkasına kötülük yapmış, etmiş, büyü yapmış, bunu çalmış, bunu çökmüş geliyordu diyor işte ben hastayım şu bana yardım. Görüyor baktığı zaman. Bir de çok küfürbaz bir kadınmış babalar. Öyle mi? E tabii. Bayağı küfredermiş ya. Onun için adamına göre işini iyi yapan illa da sert ve şey olacak diye bir şey yok. Doğal olarak öyle oluyorsun. Bizim mesela bununla ilgili bir video da var. Çok enteresan bir video. Dolayısıyla şey oluyorsun yani sen kişisel olarak ona ekstradan bir hoş davranmak zorunda değilsin. Hani tıpkı Alice gibi. Aşırı iyi, aşırı mütevazi, aşırı sevecen. Şimdi birisi için bana dediler ki çok iyi bir insan. Herkes bunu çok seviyor. Bir dakika. Burada bir şey var. Sonra bir baktık ki adam çok iyi ama hiç ben diyemeyen. Gelen vuruyor, giden vuruyor. Ağzı var, dili yok. Vur kafasına, al lokmasını. İnsanlar için o iyi işte. O iyi insan. Ama Ama kendisi ben için dediğin zaman, ben böyle düşünmüyorum dediğin zaman, kardeşim ben senin işini niye yapayım falan. Yani bir yaptık, iki yaptık da ne? Dediğin zaman dünyanın en kötü insanı sen oluyorsun. O kişi için. Dolayısıyla tekrar başa dönersek olgunlaşma sürecine girmeyen gerçek insan olamadığı zaman o kişinin içindeki o tavşan dilindeki bütün canavarlıklar, bütün hırslar, bütün korkular şey yapıyor, iş başına geçiyor, çalışmaya başlıyor yani. Ama o kişiler asla bunun benle acaba bir ilgisi olabilir mi diye asla düşünmüyor. Diyor ki senin yüzünden diyor. Bak diyor ben seninle evlendim bütün işlerim bozuldu diyor. Bana derler ki işte hocam bir de yeni moda çıktı ya benim kocam şeymiş narsistmiş. Herkes narsist. Yani herkes narsist değil pardon. Konuşanların hepsi yanındaki kişilerin narsist olduğunu söylüyor. E sen nesin peki o müthiş. zaman? Bir narsist hayatını çekip onunla 15 yıl yaşadığına göre
Değil mi? Hani Sen bende de bir şey yok. de normal değilsin o zaman. Bende normal değilsin. Bir de herkesi bir narsist torbasının içine doldurmaya çalışıyorlar yani. Bir de öyle çıktı. Diyor, yazıyor bana. Şimdi neyiniz var diyor, soru soruyor işte. Benim kocam narsist. Benim karım narsist. Narsist olduğunu 15 yıl sonra anladım. Bravo. Tamam. Sonra Zaten siz narsist demiyorsunuz, değil mi? Kötü diyorsunuz. narsist demiyorum. Kötü. O zaman şöyle yapayım. Peki bir narsist de 15 yıl yaşayan onu sonunda anladığını iddia eden kişilere ne denir? Narsist sever mi denir? Ne denir? Ne denir hocam sizce? Narsist sever. Narsist sevici var ya, terörist seviciler var. Terörist sevici. Narsist seviciler var. Yani o zaman sen narsist sevicisin. Eğer bir damga istiyorsan, bir hastalık ismi istiyorsan, o zaman sende de narsist sevicilik var. Bırak sen başkasını, başkasıyla uğraşma, uğraşmayalım, başkasıyla Şu ilgilenme. alt yazıları bir açayım. Kendine, evet, kendine bak. Birkaç soru alalım, değil mi? Hayır, şeyde alt yazılarda ne diyecekler? Çünkü hep narsist etrafındakiler bizim canlarımızın. Ondan Aa, sürekli tabii. konuklarda soruyorlar. Benim kocam narsist. Narsistle Ha, tamam. 25 yıl yaşadım. Evet hocam. Devam edin. Yani Devam edin. narsiste 25 yıl yaşadığı için madalya takıyorum. Ben narsistlerle yaşayanlara madalya veriyor evren, biliyorsun değil mi? Belediye madalya veriyor. Bu narsist bir de yeni moda, demin dediğiniz gibi. Hakikaten bakın Yeni moda 23 içinde yıl geçti. tabii, iyi bakın. Hiç fazla değil. 1,5 yıla kalmadan yeni bir kelime çıkacak. Yeni bir kelime. Ne olursa olsun. Amaç ne biliyor musun? Sorun ve sorumluluk bende değil. Onda. Çünkü o kişi şu narsist. Daha önce ne vardı? Daha önce de başka bir şey vardı. Sorumsuz mesela. Benim babam çok sorumsuzdu. Benim annem çok sorumsuz. Bir bakıyorsun kendi hayatını yaşayan, kendini mutlu etmek için yaşayan kişilere sorumsuz şeyi konmuş, etiketi konmuş. Peki şöyle düşünmüyor. Acaba ben de sorumsuz, diyelim ki sorumsuz şeyi doğru olsun. Ben de sorumsuz olabilir miyim? Ben de sorumsuz olabilir miyim? Onu düşün. Etrafımızdaki insanların kim olduğunu, bu arada çok önemli bir şey vardı, onu unuttum. Şimdi biz bu şeye inince aslında bütün bu tavşan deliğine yolculuğu ben sırf bunu söylemek için koymuştum. Onu en sona kaldı. Heyecan verici olsun. Şimdi o deliğe düştün. Orada birisi var. Orada bir kadınsın ama orada bir erkek oturuyor. Sakal, sigara yapmış. Bacak bacak şuraya açmış, kılları gözüküyor. Sallıyor. Bıyığını buruyor. Böyle birisi. Gözlerine bir bakıyorsun. Aynı sen. O da diyor ki, senin burada ne işin var diyorsun. Diyor ki, iyi de burası benim yerim. Senin burada ne işin var? Nasıl olur ya diyorsun. Sen kimsin diyorsun ona. O diyor ki, ben senin diyor. Nasıl yani diyorsun. Sen diyorsun, senin erkek yanını temsil ediyorum. Sen bastırıyorsun, ediyorsun ama kadın olduğun halde sen erkek olmaktan gurur duyuyorsun. Bak, onun için kocanla ya da erkeklerle sürekli sidik yarıştırıyorsun, aşık atıyorsun. Onlarla çata çat mücadele ediyorsun, sürekli horoz gibi. Benim kimseye ihtiyacım yok diyorsun sürekli. Ben yaparım kendi işimi diyorsun. Onun için çikolata kistim var. Onun için memelerinde kitle var diyor sana. Oy hocam. Sen git başımdan diyorsun. Ne alakası var ya? O görünüp kaybolan kedi diyor ki, onu iyi dinlesen iyi edersin. Çünkü diyor 2 yıl sonra bir çikolatan olursa şaşırma diyor.
Çünkü diyor, sen kadınlıkla ilgili her şeyini yok etmeye çalışıyorsun. Unutma. Geçenlerde saçını yakmıştın diyor mesela. Basenlerin çok kıvrımlı diye gittin doktora onu aldırdın diyor. Saçlarını kısaca kestiriyorsun diyor. Koca böyle botlar giyiyorsun diyor, erkek botları gibi. Pa 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 yürüyorsun diyor. Sen o zaman yüzünü yere eğiyorsun, bir kızarıyor yüzün. Kalbin küt 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 atıyor böyle, sıkışıyor kalbin. Diyorsun ki galiba doğru söylüyor. Doğru söylüyor olabilir mi acaba diyorsun. Şarap şişesini şeye bir vuruyor masaya. Masa fırlıyor. Tabii ki diyor, doğru söylüyor. Ne sandın diyor. Çünkü diyor, o gözleri böyle büyüyor, büyüyor, büyüyor. Tam gözün içine giriyor gözleri. Sana diyor asıl hakikati söyleyeyim mi diyor. Çünkü sen gerçek şefkati zayıflık zannediyorsun. Sevgiyi acizlik zannediyorsun, ondan diyor erkek olmaya çalışıyorsun. Güçlü olmaya çalışıyorsun. En büyük güç nedir biliyor musun diyor. Kediye sor diyor. Kedi böyle ortaya çıkıyor ki en büyük güç ne olduğunu benim söylememe gerek yok. Sen biliyorsun ama o zenginlikten korkan adam gibi ondan korkuyorsun. Bildiğin halde diyor. En büyük güç sevgi diyor. Ve bu durumda sevgiyi en çok kim taşır varlığında? Kadın. Erkek değil. Vay canına. Diyor, bütün başarılı güçlü erkeklerin arkasına yanına bak. O kadınları çek, hayat hikayelerini baştan al mesela. O kadın olmasın. Al baştan. Bak bakalım o seviyeye geliyorlar mı? O delikten çıkamıyoruz. Kaldık içeride de diye yazmışlar. Onun için delikteki her şeyi seni sana anlatıyor. Bakacaksın. Aa evet falan yapacaksın. Bir bakıyorsun orada bir fahişe var. Fahişe. Aa bildiğin fahişe yani. Ay diyorsun bu iğrenç şeyin benim tavşan deliğinde ne işi var diyorsun. Aa, iyi diyor hatırla diyor bak. Babanın bir lafı var diyor. Hatırla mı diyor. Nereden hatırlayacağım? Ya nasıl hatırlamazsın? Ne derdi baba? Eğer okursan fahişe olursun derdi. Böyle yapıyorsun. Vay anasın diyorsun ya, bu kadar mı diyorsun hassas bu konu diyorsun ya, bu kadar mı? Evet. Vay canına. Ya. Sonra aradan yıllar geçiyor. Onu temizlediğin zaman yine bu sefer oraya düşmüyorsun. Kendini iniyorsun. Bir bakıyorsun orada bir kraliçe var. Bir taht var. O sensin. Oturuyorsun tahtında. İşte diyorsun, kendi cennetimi kurdum. Ama çalıştığın, çalışmanın gerçek anlamıyla çalıştığın, farkındalığımı arttırdım, dikkatimi keskinleştirdim, kendi gönül bahçemle ilgilendim, dikenleri budadım, yabani ot otları temizledim, her gün suladım, gübre attım, baktım gözüm gibi diyorsun, çalıştım ve sonunda başardım diyorsun. Müthiş bir şey. Vay canına. Evet. Güzel oldu, ilhamlı.
Çok güzel Acaba oldu. bu ilham nereden geldi? Satürn çapraz mı geldi? Hangi açıyı yaptı? Dolunay mıydı? Dolunay kaç dereceydi? Yarım mıydı? Bütün müydü? Bilmiyoruz. Çok E güzel tabii oldu, ki. çok. Çok. Evet. Şükürler olsun. Bu şey anlaşılmasın. Ben astrolojiye gerçek manada çok inanıyorum. Yani daha doğrusu gezegenlerin insan hayatı, bütün insanlığı üzerindeki etkilerini falan döngüler, onlara çok şey yapayım, saygı duyuyorum yani. Yanlış anlaşılmasın bu iş. Evet, ama neticede her şey biraz seçim sloganı gibi oldu ama her şey iyi olacak, iyiliği hak edene. İyiliği hak edene. Evet. Solucan deliği. Girmek bir Evet. ayrı şey, çıkmak ayrı demek ki. Evet. Şimdi bu tavşan deli senin dilin sürçtü. Ay. Solucan deli dedin. Çok doğru. Bir de Hocam. solucan deliği var işte. Solucan deliği. Yani Ama çok başından güzel beri. bir şey parmak bastın. Şimdi bakın bilim adamları ne buldular? Kuarklar mı, işte fotonlar mı, şu mu, bu mu derken solucan deliği diye bir şey buldular. Bak bu şeye ne kadar benziyor değil mi? Tavşan deliği Çok sevdiğim şeyi. hocam. Tavşan deliği, solucan deliğini de çok seviyorum işte. O yüzden orayı dilim Ha, sürçtü. solucan deliği. Orada her şeyin mümkün olduğu alan, yani her şeyin mümkün olduğu yerlere kolay geçişler yapılabildiğini söylüyor bilim adamı insanlar. Bir yerden bir yere normal geçebilmek için, seyahat edebilmek için bilmem kaç milyon ışık yılı seyahat etmen lazım. Ama bir tavşan deliği de buradan tak diye oraya sıçrama yapabiliyorsun. Buradan orada olabiliyorsun bir anda. İşte büyülü dünyası şeyin Alice'in büyülü dünyası dünya için de geçerli aslında. Dünya büyülü bir yer ve biz büyücüleriz. O bak, o manada baktın. Büyücüleriz biz. Yaratıcılarız ya. Yani. Çok şükür ki yaratıcı bizi böyle yaratmış, kendisine benzer. Ve çok eğlenceli. Yaratım çok Düşünsenize eğlenceli. yani aslında tavşan deliği her an her yerde. Tabii ki bir tane böyle gurular var ya, uzun sakallı, böyle kafalarına şey sarıyorlar. Çok güzel, tatlı bir adam. O kadar güzel bir laf etmiş ki, eğer de diyor dünyadan zevk almıyor, oynamıyorsanız dünyayla diyor, asla diyor şey olamazsınız, haz alamazsınız, başarılı da olamazsınız. Her şeyi oyun gibi algılayın, oyun. Yani keyif almak için her şey. Şimdi keyif deyince insanlar şöyle düşünüyor, keyif verici maddeler var ya, alkol, sigara, esrar, tütün, kokain falan. İşte eğlence, şey, seks, şehvet. O keyifler sınırlı. Mesela şu kadar alkolden keyif aldın, 3 ay, 1 yıl, 3 yıl neyse. Giderek bunu arttırman lazım. Çünkü aynı tip miktar alkolle aynı keyfi alamaz hale getirirsin. Uyuşturucuda da bu vardır, eğlencede de. Bir süre sonra aynı şeyler seni eğlendirmez. Daha farklı şeyler yapmak istersin. Ve artık öyle bir şey olur ki bunu da deneyince mutlu olacağım, haz alacağım dersin. Haz alamayınca daha müthiş bir hayal. Oysa yaratımın hazzı bambaşka bir şey. O sonsuz. Sonsuz. Yaratımda çok yemek zorunda değilsin. Çok çok fazla yemek yemekten seni keser. Yaratımda doyarsın çünkü. Abur cubur yiyen insanlarda yaratım özelliği kayboluyor. Kaybolduğu için yiyorlar. Aşırı seks yapma isteği olmaz. Aç gözlü olmazsın ya. Yani. Aşırı yemek, aşırı uyumak. Sürekli böyle bir aktivite olsun. Oradan atlayayım, buradan zıplayayım, Everest'e çıkayım, balonla dolaşayım falan. Böyle bir şey hissetmezsin ya. Sen oturduğun yerden bir yürüyüş yaparsın kırlarda. Oh. Mutluluğun en... Bizim şimdi burada komşularımız var. Çok tatlı insanlar. Dağcı bunlar. O kadar mütevazi, naif kişiler ki onları ben şeyle böyle ilgiyle
ve hayretle izliyorum. Yani oturuyorlar, bir kahvaltı yapıyorlar. Bir geçen gün birini gördüm. Köye doğru yürüyüş yapıyor. Yüzünde öyle bir gülümseme var ki. Diyor ki arkadaki papatyaları gördünüz mü diyor. Ne kadar güzel diyor. Giyimleri, kuşamları, kendi karakterleri de öyle çok konuşmuyorlar. Bir yola çıkmışlar, bütün Güney Amerika'yı gezmişler mesela. Mütevazi insanlar. İnsana hiç rahatsızlık vermiyorlar. Onların yanındayken kendini çok iyi hissediyorsun. Ne paradan konuşuyorlar, ne maaştan konuşuyorlar, ne yiyeyim ben, ne kuşamda. Ben şunu yaptım, ben bunu yaptım, astım, kestim falan yok. Mütevazi. Gerçek hazzı yakalamış insanlar. Duymasınlar şimdi dedikodularını yapıyoruz hemen şuradalar. Ve o kadar iyi anlaşıyorlar ki karı koca kahvaltı yaparken bıcır bıcır konuşuyorlar, konuyorlar, gülüşüyorlar arada falan. Gerçi diğer komşularımız da çoğunlukla öyle, biz şeyde yaşadığımız için tiny house'larda aynı kafada insanlar bir araya gelmiş. Sadelikten hoşlanıyor. Bazıları öyle yani, illa biz İzmir'in çok ünlü bir ailesinin bireyiyle tanışmıştık bir yerde. Adam bizi yemeğe davet etti. Yani adam yaşadıklarıyla, bildikleriyle, ondan sonra ailesiyle bizi dövdü resmen ya. Balık öyle yenmez. Ben işte 1.000 kişiyle yattım falan. Ben şöyleyim, ben böyleyim. Rakı böyle içilir falan diye. Hep o konuştu, biz dinledik. Eyvallah. Yani ne yemiş, ne içmiş, kimle beraber olmuş, kimlerdenmiş. Tamam mı? Bir şey gönder, mail gönder, bir mail orada okuyorum yani. Vay falan diyelim. Yani. Hocam vallahi gülmekten yüzüm kırıştı bugün ya. Aşk olsun hocam. Evet. Gitmeden Şey önce. diyorlar ya, bazıları mail demiyor, İngilizce gibi konuşması lazım. Mail, mail. Evet. Şimdi gösteriş meraklısı, ben neler biliyorum falan. İngilizce de biliyorum. Ne kadar sadeysen o kadar yücesin aslında. Ne kadar olduğun gibiysen, doğalsan o kadar büyüksün. Zaten o insanda huşu duygusu uyandırıyor. Burada bir de bizim başka bir komşumuz var. Bir çocukları var. Allah'ım ne tatlı, anlatamam. Her hafta sonu toplanıyoruz. Hatta bir videomuz var. Biz karşılıklı oynuyoruz. Toplanıyoruz. O çocuk böyle bakıyoruz. O kadar doğal ki çünkü. Çok doğal. Doğal insanlar çok çekici olur mesela. Kendi doğallığında yaşayan insan ve doğal insanlara ilham çok gelir. Ne bileyim, yolda kalmaz, problem yaşamaz, her şeyi kolayca olur, su gibi akar. Çünkü o kişi su gibidir yani. Su gibi her bulunduğu kaba uyar. Lafı açtı. Bizim şeyimizde bakın, burada şey düşüyor sonsuzluğa. Bakın suratındaki korkuya bakın. Bir tıklayın. İşte her şeyini Evet. kaybet. Efendim? Bir tıklayın Her şöyle bir şeyini oynasın. kaybet. Oynatayım mı? Oynatın 2 dakika hocam. Bakın. Bakın. Bu şey. Bu başka bir şey. Bu Cinderella çıktı. Paris'e bakayım. Ne alakası varsa Cinderella'nın. Burada bir resmi var. Burada da mesela şey kağıtları canlanıyor. Oyun kağıtları Evet. falan. Şimdi son bir şey daha söyleyeyim. Hayvan bakanlar var ya, hayvanlara, kediler, köpekler falan. Şimdi kişiselleştirme süreci o kadar çok
insan hayatını etkiler ki şey yaparsınız, şaşırırsınız. Diyor ki ben diyor hocam hayvanları çok seviyorum ama diyor herkes burada diyor komşularım bana düşman diyor falan. Dedim bak sen hayvanları çünkü istenmeyen bir çocuk doğumunda istenmemiş. Şimdi sen kendini istenmeyen bir kedi yavrusu gibi gördüğünden bütün kedileri kendin zannediyorsun. Bu da bir tür delilik işte. Diyor ki bana diyor deli muamelesi yapıyor. Çünkü dedim bak senin için birisi uzaktan videonu çekse o hayvanlarla ilgilenirken deli gibi davrandığını göreceksin, fark edeceksin. Onlar sen değilsin. Seni annen istememiş, değil mi? İstememiş doğmanı. Sen bu sefer kedileri kurtararak kendini kurtarmaya çalışıyorsun. Ne alaka, değil mi? Ve hayvanseverlerin çoğu bu durumda. Ve çok enteresan, çok agresif oluyorlar hayvansever insanlara karşı. Yani hepsi için söylemiyorum ama yanlış anlaşılmasın. Biz de hayvan seviyoruz. İnsanlara agresif, hayvanlara aşırı şefkatli. Kendine benzetiyor çünkü. Bazıları var mesela sakat hayvanları alıyor. İşte görmeyen falan. Benim öyle bir danışanım var. Anne babası istememiş vesaire. Kötü bir çocuk. Diyor ki hocam diyor benim diyor nerede diyor kör topal varsa kapıma geliyor kedi. Evde 6-7 tane kedisi var. Bakın diyor bunun diyor gözleri görmüyor diyor. Bu küçükken aldım sokağa bırakılmıştı diyor. O kendisi çünkü yani. Ay canına. Peki hocam şey var, benim çok yakın dostlarım var. İnsanları hiç sevmiyorlar. O nedir? İnsanlardan nefret ediyorlar. Sadece kediler ya da köpekler. Sadece onları seviyorlar. O insanlar derken o bizim üst kattaki çocuk gibi aslında o sadece bir kişiden nefret ediyor. Onu bütün insanlara yayıyor. Diyelim ki kendisini aldırmaya çalışan annesi, kendisini kız çocuğu olduğu halde onu erkek bekleyen babası neyse, işte kendisini taciz eden amcası, işte kendini bırakıp Almanya'ya giden, onu yalnız bırakan ailesi onun yerine koyuyor. Nefreti onlara aslında. Yani o kişilere. Özel olarak bir kişiye. Ama o bir kişiyi fark etmediği zaman, o tavşan deliğini, Alice'in yolunu yapmadığında, benim insanlara duyduğum öfkenin sebebi buymuş dese, o nefret gidecek. Genelleştiriyor. O genelleştiriyor. Bir kişinin yaptığı bir şeyi bütün insanlara yayıyor. Herkes öyle değil. Bir de şöyle bir şey var. Kuantum fiziğinin bir şeyi var. Bir insana nasıl, hangi niyetle, hangi varsayımla yaklaşırsanız o kişi öyle olur. Mesela bitkiler bile böyle oluyor. Değil insanlar. Ona buna herkese kötü olur, sana karşı çok iyi olur. Vardır öyle hikayeler de var. Bir tane metroda bir şey yaşamış bir yazar anlatıyor. Japonya'da metroda o şeylerin bir tanesinde, vagonların birinde bir adam, iriyor bir adam. Birdenbire bağırıp çağırmaya başlamış. Onu itmiş, bunu kalkmış falan. Birdenbire onun bulunduğu vagon boş oluyor. Herkes bu vagona kaçıyor falan. Herkes titriyor böyle. Bir tane küçük yaşlı bir adam kalkıyor. Tonton, yanına gidiyor. Hey dostum diyor ona. Nasılsın diyor. Bir kucaklıyor o koca adamı. O koca adam kedi yavrusu gibi oluyor. Sonra yanına oturuyor onu. Elini omzuna koyuyor. Sohbet etmeye başlamış. Onlar da diğer vagondan bakıyorlar. Bir süre sonra o iri yarı saldırgan adam çocuk gibi hüngür hüngür ağlayarak o küçücük yaşlı adamın omzuna başını koymuş böyle ağlamaya başlamış. Mesela köpekler de öyle. Sen kaçarsın o seni kovalar. Kaçışınla ne demek istiyorsun? Sen beni kovala diyorsun yani. Ya benim kendi başıma geldi. Ben biliyorum yaşadım. Bir yerde şey yapıyoruz. Çocuk kampı yapıyorduk biz. Yazlıkta. Şeyde İstanbul'da Polonezköy'de. Çocukları aldım. Dedim bakın Polonezköy mezarlığı işte bu da işte haç işaretleri. Orada bir kilise var. Orayı gezdim falan.
Tam mezarlığın basamaklarına 3-4 basamak çıkıyoruz. Çocuklar yukarı doğru çıktı. Bir arkadaşım onların yanında, ben arkadayım. Arkamı bir döndüm. Bir kurt köpeği nasıl geliyor biliyor musun? Koşa koşa geliyor. Dedim ki bittiğimiz zaman ben bu kadar çocuğu nasıl koruyacağım? Ne yapacağım? Derken en arkada bir kız var. Diğer çocuklardan bir tık daha büyük. Yani onlar 7-8 ise bu 11-12 falan. O köpeğin geldiğini gördü, bir döndü. Ay canım dedi, gel bakalım buraya. O holuruldur gelen köpek birden durdu. Kuyruğunu sallamaya başladı. Kıza böyle, ben şok oldum. Meğerse o kızın kurt köpeği varmış. Bakın, şimdi o öyle geldiğinde ben de hoş desem, elime bir taş alsam, neyi varsaymış olacağım ve köpek de öyle davranacak. Evet. Yani Ben varsayım, insanın varsayım o kadar güçlü bir şey ki, ya varsayarak evren yaratabiliriz yahu, de. evren. Müthiş. Şimdi diyecekler ki ya bu adam da kişisel gelişimci, salladıkça kazanıyor, salladıkça kazanıyor. At bakalım diyecek. Öyle tipler de var çünkü. Evren yaratabilir. Mesela bu sahneyi alıp böyle sürekli koyup altına komedi yazanlar da var. Evet, evren yaratabiliriz. Yine de Tanrı olmayız çünkü. Tanrı yaratıcıların yaratıcısı. O Rablerin Rabbi. O başka. Şimdi onun da önünü alıyorum ki böyle bir hemen varsayanlar Evet, var evren adam. Tanrılık. Çünkü sürekli kendini düzeltmek zorunda evet. kalıyorsun ya. Herkes birbirine belli bir varsayım da yaklaşıyor. Yani. Bakın Bizans'ı ne yıktı biliyor musunuz? Bu maviler, yeşiller var ya. Hipodromdaki yarışlarda ikiye ayrıldılar. Maviler yeşillere saldırıyor. Yeşiller mavilere falan. Öyle okumuştuk ya Bizans. Aslında Bizans değil o Roma. Biz Roma'yı yıktık da olayı küçültmek için Bizans dediler. Şimdi de kardeşim Fenerbahçe Galatasaray çıktı başımıza. Küfürün bini bir para, bir hareketler, bir şeyler. Korkarım yani, korkarım ki Bizans'a dönmeyelim. Çok garip. Düşman olduğunu varsayıyor. Ya adam Türk işte ya, senin vatan. Komşu ya o Galatasaraylı. Sen Fenerlisin. Ya da ters. Trabzonlu sen. Yok. Bana avrat dün gidiyor, bağırıyor, çağırıyor, dövüyor, saldırıyor falan. O da bir varsayım. Düşman belli onu. Neyse, yani yanımızdaki, yöremizdeki insanlara, hayvanlara, bitkilere hangi varsayımla yaklaşıyorsa onlar bizim için öyle olur. Bakın bu yolda köpeklerin saldırısına uğrayan insanlara bakın. Daha onları görünce korkarak böyle geri kaçıyor. O kişiler, yaşlı olsun, çocuk olsun, kadın olsun. Çünkü kafalarında köpekler saldırgandır, insanı yer. Öyle büyütülüyorlar çünkü. Dünyaya baktığımız zaman, dünyaya nasıl bir varsayımla bakacağız? Demin söyledim, oyun yeri. Bir de bizim insani ihtiyaçlarımızı en rahat bir şekilde karşılayacağımız şekilde yaratılmış. Oradan bizim ekmeğimiz için onursuz ya da zoraki davranmaya ihtiyacımız yok. Evet, müthiş. O öyle emir almış yaratıcıdan, sana veriyor top, diyor ki hani Aşk Veysel var ya, toprağıyla, suyuyla, madeniyle, havasıyla, güneşiyle, bitkisiyle zaten sana veriyor. Bir de dünyaya da böyle yaklaştığın zaman bir bakıyorsun hakikaten dünya sana veriyor. İhtiyacını karşılıyor. Mücadele etmek, çok çalışmak, zoraki şeyler yapmak, 40 takla atmak, yalakalık yapmak vesaire zorunda değilmişim. Hocam 4,5 milyar yıl olmuş dünya gezegeni bilim insanlarına göre. İnsan 200 milyon yıldır üzerinde yaşıyor. Sadece Evet. 200 milyonda dünyaya getirdiğimiz hale bakın.
Özellikle son Evet. 40-50 yılda. Yuva diye bir şey var. Home, belgesel. Evet, şimdi iki görüş var. Bu insanlar acaba dünyada olmasa nasıl, iyi mi olurdu falan diye şey yapan. Diğer görüşte, ya evet gerçekten böyle şu anda böyleler ama ondan sonra zaten dünyayı Tanrı temiz tutsunlar diye yaratmış olmayabilir yani. İstediklerini yapsınlar diye yaratmış. Yani sen bir çocuğu bir salona koydun, oyuncaklarını falan her şeyi, oynayacak şeyi. Sürekli içeri girip aman temiz tut, kirletme, kırma, dökme falan der misin? Deyince zaten çocuk zevk alamaz. Ben ikinci tür, ikinci yaklaşımcılardanım. Evet. Yani Canım hocam. bu işte geçenlerde konuşmuştuk ya Enki Enlil meselesinde. Enlil daha tutucu olan Anunnaki işte. Yani biz bunları yok edelim, temizleyelim falan diyen kişiler. Yani dünyayı sel basacak ama sesimizi çıkartalım, bunlar temizlensin diyen tamam. Niye böyle bir şey yaptınız durup dururken şimdi diyen taraf. Yani yaratıcı murat etmese böyle bir şey mümkün olabilir mi? Olamaz. Onun gizli emri olmadan herhangi bir şekilde böyle bir şey genetik müdahale yapabilirler miydi? Yapsalar başarılı olurlardı. Başarılı olsalar sürdürülebilir miydi? Olamaz. Her şey onun gizli ilhamıyla mesela planının uygulayanlar var, karşı çıkanlar var. Yani onun yaratıcılığına ortak olanlar var diyelim. Bizi kendi yaratıcılığına ortak ediyor ya. Onun için son tahlilde işler böyle. Diyorum. Om Şanti. Canım hocam, ay şante. Canım hocam, çok güzel bir yayındı. Çok teşekkür ederim. Evet. Keyifliydi, çok Teşekkür ederim. eğlenceliydi. Hem eğlendik hem öğrendik. Keyif aldık. Yani böyle öğretilir işte, böyle anlatılır. Eğlenirken Evet. anlatılır. Kendimizle böyle kendimizi ayna tuttuk. Kendimizi gördük. Evet. Ne Tavşan mutlu. Ne deliğinde. mutlu Türk'üm diyene. Efendim hocam? Ne mutlu Türk'üm diyene Ne diyorum. mutlu Türk'üm diyene, tavşan deliğine düştük çıktık. Hakikaten çok güzel bir yayındı. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Sevgili canlarım, koyalım mı? Teşekkür Videoyu koyalım mı? Kalsın mı burada? Sayfanızda çıksın ederim. ister misiniz? Tabii. O zaman etiketleyelim, katkıda bulunmaya davet edeyim. Siz onay verin. Sayfada çıksın o zaman, tadını çıkara çıkara bir daha izlesinler o zaman hocam. Teşekkür Tabii. ediyorum. Canlar kalsın yayın burada. İzlersiniz yarın, izlettirirsiniz canlarınıza, dostlarınıza. Şanal Günsel'i YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın. Mukaddes Pekin Başdil YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın sevgili canlarım. Çok teşekkür ediyoruz hepinize bizimle birlikte olduğunuz için. Görüşmek üzere sevgili hocam.